Uygulama geliştirirken iPhone veya iPad uygulaması geliştirirken dikkat etmemiz gereken iki farklı nokta var. Bunlardan bir tanesi uygulamamıza ait ikon, ikincisi ise açılış ekranı. Bu iki tasarım belirli standart ölçülerde olması gerekiyor. Bu ölçüler bize Apple tarafından verilmiş ölçülerdir. Ancak bu ölçüler cihazdan cihaza değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin iPhone'a baktığımızda birden farklı modeller, örneğin 3G, 3GS modelleri 4 modeli, 4 eski bir retina destekli modeller, 5 gibi farklı modelleri var. Ya da iPad'e baktığımızda yine aynı şekilde cihazlar arasında farklılıklar gösterebiliyor. Dolayısıyla bu farklılıklar aynı zamanda bize tasarım ölçüsünde farklılıklara sebep oluyor. Bunun için dikkat etmemiz gereken bazı ölçüler var. Örneğin uygulama ikonuna bakacak olursak, uygulama ikonu için iPhone'un 3G 3GS ve 4 modellerinde 57 x 57 piksel genişliğini kullanmamız gerekiyor. iPad 1. nesilde ise bundan biraz daha büyük bir ikon tasarlamamız gerekiyor. 72 x 72 piksel. Bunun dışında Retina Display'e geçtiğimizde çok daha net ve keskin ikonlar ortaya çıktığı için ikonumuz biraz daha büyüyor. 114 x 114 piksel boyutunda bir ikon tasarlamamız gerekiyor. Dolayısıyla uygulama ikonumuzu 3 farklı şekilde tasarlıyoruz. Eğer uygulamamız sadece iPhone uygulamasıysa, iki farklı boyut bizim için yeterli olacaktır. Yani 57x57 ve 114x114 piksel boyutları bir iPhone uygulaması için yeterli olacaktır. Ancak işin içine iPad de giriyorsa, bu sefer 72x72 pikseli de mutlaka kullanmalıyız. Diğer bir seçenek ise uygulama açılış ekranı Uygulamaya tıkladığımız anda açılacak olan ekranda yani uygulama yüklenirken bize gösterilecek olan ekranın da belli bir boyutu var. Bu boyutlar ekranda gördüğünüz gibi farklılıklar gösterebiliyor. Örneğin iPhone 3G, 3GS ve 4 modellerinde 320x480 pikselken Retina Display'inde yani 4S'te 640x960 piksele çıkıyor. Yani tam olarak iki katına çıkıyor. iPhone 5'te ise bildiğiniz gibi biraz daha boyut değişti ve genişlik değişmeyerek sadece yükseklikte bir değişiklik yapıldı. Dolayısıyla 640 genişliği koruyoruz ama yükseklik olarak 1136 piksel yüksekliğini kullanıyoruz. iPad'de ise iki farklı ölçümüz var. 768 x 1004 piksel normal iPad'lerde, Retina display'lerde ise 1536 x 2008 piksel. Yatay çevirdiğimizde ise burada bir farklılık ortaya çıkıyor. iPad'in yatayında 1024x748 piksel. Retina'sında ise 2048x1496 piksel boyutlarını kullanıyoruz. Son olarak boyutlardan sonra eklemem gereken nokta ise tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar. Biz bir ikon tasarladığımızda bu ikon aslında soldaki gibi olmalıdır. Yani bunun radius değerlerini, gölgesini ve drop shadow gibi değerleri vermemize gerek yok. Bunlar zaten bir standart oluşturmak adına bizim hazırlamış olduğumuz ikona uygulanacak olan efektlerdir. Yani bizim gönderdiğimiz düz bir ikon iPhone'a geldiğinde kenarlar yuvarlatılmış, drop shadow eklenmiş ve bir yukarıdan bir ışık etkisi eklenmiş bir ikon haline dönüşecektir. Dolayısıyla biz düz bir ikon tasarladığımızda iPhone bir değişikliğe gitti diyelim. Örneğin iOS 7'de flat design devreye girecek. Flat design'da uygulamış oldukları drop shadow ve glow efektini kaldırarak bambaşka bir görüntüyü direkt ortaya çıkartabilecekler. Ancak biz kendi ikonumuzun içerisine bu tarz efektler eklersek bu sefer diğer ikonlardan farklı görünecek ve kötü bir sonuç ortaya çıkabilecektir. Bu yüzden bu hususlara dikkat etmenizi öneriyorum.